Efendim Kalite Birliği Derneği tarafından organize edilen ve Bursa'nın yeni nesil kanalı Bursa TV'de her hafta pazartesi yayınlanan Kalite Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Bu programımız bildiğiniz gibi bir pazartesi klasiği olarak devam ediyor. Sanayiye, iş dünyasına ve toplumun tüm kesimlerine katkı yapmaya devam ediyoruz. Kısa adı KALBİR olan Kalite Birliği Derneği olarak kalite yolculuğumuz başlıyor. Efendim 2016 yılı kalite yılı projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve Bursa TV ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu programda Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Sayın Lale Yıldız ile güvenli gıda konusunda yolculuk yapacağız ve Sayın Yıldız ile gıda mühendisliğini, gıdada kaliteyi ve güvenli gıdayı irdeleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Bey ve Bursa TV izleyicilerine de merhaba diyelim. Teşekkür ediyoruz katılımınız nedeniyle. Programımızı sizi tanıyarak programımıza başlayalım. Efendim Lale Yıldız kimdir? 1973 Almanya doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimim Bursa'da tamamlandı. Ardından Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım. 1995 yılında mezun oldum ve Bursa'ya geri döndüm. Ve mezuniyetimden beri de yaklaşık 21 yıldır aile şirketimizin başındayım. Çok güzel. Yöneticiliğini yapıyorum. Tabii iş hayatının dışında farklı sosyal alanlarda da olmayı seviyorum. En başta meslek odamız var tabii ki. Sizi sürekli her yerde görüyorum efendim. Karşılıklı ne güzel. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü şuna çok inanıyorum Erkan Bey. Belli yıllar sonra kazandığımız bu bilgi birikimi, mesleki deneyimler, tecrübeler, bunları paylaşmamız gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu yaşadığımız ülkeye de borcumuz diye düşünüyorum. Bu Evet. anlamda ben de kendi adıma elimden gelen katkıyı koymaya Ne güzel. çalışıyorum. Efendim Gıda Mühendisleri Odası böyle genç ve dinamik bir başkana sahip ne güzel. Tabii ben bundan önceki başkanımızı da Serkan Bey'i de Sayın Serkan Durmuş'u da o da Evet. genç ve dinamikti. Üzerine siz geldikten sonra yine genç ve dinamik kadro devam ediyor. Gıda Mühendisliği ile ilgili kısa giriş niteliğinde bu girişimizden sonra sohbetimize devam edelim. Efendim Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ne zaman kuruldu ve kaç üyeniz var? Şöyle aslında Gıda Mühendisleri Odası'ndan başlayalım. Bizim meslek odamız oldukça genç bir oda aslında. 20. yılını kutladı bu sene. 1996 yılında kuruldu. Başta da söylediğiniz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bizim üst birliğimiz. Bu birliğin en genç odalarından bir tanesiyiz. Başkanı da Genel genç. merkezimiz, evet, ekip de çok genç. Ne Genel güzel. merkezimiz Ankara. 7 ilde şubemiz var ve 18 ilde de temsilciliğimiz var. Bursa şubede bunlardan biri. Bursa şubemiz de 2008 yılında kuruldu. Daha önce temsilcilikti. 2008 senesinden beri de hani şahsım olarak ben de yönetim kurulu üyeliği olarak Siz ne devam ediyorum. zamandan beri başkansınız efendim? Bu senenin Ocak Bu sene. ayında, 2016 Ocak Kaç ayında. yıllık süreniz? İki, Bizdeki seçim süreçleri 2 yılla 2 yıl. sınırlı. Her 2 yılda bir seçimler ve genel kurullar yenilenir. Yeni adaylar, yeni arkadaşlar gelir. Süreçler böyle devam eder. İnşallah siz epey uzun süredir devam edersiniz. Çünkü Yani bu gönüllü olarak yapılacak bir şey. Tabii biraz önce de dediğim gibi Sayın Serkan Durmuş da bunu gönüllü olarak bir önceki. Serkan Bey'den önce başkanımız var mıydı yoksa kurulduğundan ilk beri mi? şube başkanı Serkan Serkan Durmuş. Bey. Tabii O ondan 6 yıl. öncesinde temsilcilikti. Biz temsilcilikte birlikte başladık ve 10 sene biz Serkan Bey ve ekip arkadaşlarımızla Siz birlikte de hareket ettik. yönetimdeydiniz. Ne Tabii güzel. ben de hep yönetimdeydim. Bayrak teslimi böyle Biz devam tamamen ettik. öyle düşünüyoruz. Çok Çok güzel. güzel bir ekibimiz Çok var güzel. ve bu ekiple çok güzel işler yapıyoruz Ne güzel. ve bayrak yarışı olarak görüyoruz. Ben de bayrağı gerçekten odamıza büyük katkısı, emeği olan sevgili Serkan Durmuş'tan devraldım. Ve umuyorum ki biz de, ben ve ekip arkadaşlarım en güzel Ne seviyede güzel. bizden sonra gelecek Ne arkadaşlara bu güzel. bayrağı teslim Ne edeceğiz. güzel. Ha, bu arada üye sayımızı sormuştunuz. Bursa şube olarak yaklaşık 700 gıda mühendisi üyemiz var. Ama tabii Bursa biliyorsunuz gıdanın başkenti. Normalde üye sayımızın üstünde gıda mühendisi arkadaşımızın sanayide çalıştığını da biliyoruz.
Tabii hedeflerimizden biri de reel sayıyla üye sayımızı eşleştirmek gıda, aslında. Gıda mühendisliği bölümü mezunu olan ya da gıda mühendisi olan herkes bireysel anlamda üye olabiliyor size. Kurumsal üyelik var mı? Bizde kurumsal üyelik yok. Bu kurumsal, bir meslek odası. Evet. Kamu kurumu niteliğinde, resmi kurum niteliğindeyiz. Anayasanın 135. maddesi gereği kurulmuş bir meslek örgütü ve sadece gıda mühendisleri, ilgili üniversitelerin gıda mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler bize üye olabilir. Ve aslında kanunla da üye olmak zorunlu. Efendim, Kalite Birliği Derneği içinde şu anda Kalite Ordusu diye bir şey var. Sizde bu konuda bilginiz var. Zaman zaman siz de bizi takip ediyorsunuz bu konuda. Epey gıda mühendisi öğrencimiz var. Sizin de referansınız üzerine Kalite Ordusu'na katıldılar 7. dönem. Onlara da selam söylemiş olalım burada. Aynen. Tabii onlar da okullarını bitirdiklerinde odaları hazır gelip kayıt olabilirler. Hatta bayrağı sizlerden devralabilirler. Çok da, arzu ederiz. Çünkü genç bir ekibiz, genç bir meslek dalıyız. Gençlerin enerjisine, dinamizmine çok inanıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla biz buralarda kalıcı değiliz. Dediğiniz gibi gönüllülük esasıyla yapılan işler. Hepimiz kendi işimizden fedakarlık ederek buralarda katkı koymak adına bulunuyoruz. Ama bayrağı da mutlaka genç arkadaşlara devretmek arzusundayız yani her zaman. Ben o işe bilimin zekatı diye bakıyorum kendi açımdan. Çok doğru bir tabir. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Çok hakikaten altını çizmek lazım. Bilimin tabii başkasında zekatı bu. Farklıdır, farklı bir isimdedir. Ne olduğu önemli değil ama gönüllülük esasıyla dediğiniz gibi. Hatta ben bir dönem ekonometri bölümünde doktora yaparken, yüksek lisansı yaparken de doktora yaparken yüksek lisansı 11 kişi yaptık ama doktorayı ben tek yaptım. Yani bu devlet tek başına ben derken pek çok arkadaşımız pek çok bölümde bazen doktora bir veya iki kişiyle açılır. Bölümde olan 10 tane 15 tane hoca size özel ders verir. Dolayısıyla bu şekilde yetişiyorsunuz. Bir yarım doçent ya da bir profesör kolay yetişmiyor. Devletin olanaklarıyla yetişiyorsunuz. O zaman profesör olduğunuzda da bir anlamda onun bir şekilde zekatı diyelim, onun devlete borcunuz diyelim. Aynen. Ya da topluma borcunuz. Bu anlamda her birey için geçerli tabii ki. Çok katılıyorum. Efendim Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesindesiniz. Orada faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. O Akademik Odalar Birliği yerleşkesi ile ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Belki izleyicilerimizin bir kısmı da biliyordur bu yerleşkeyi. Kısa adı BAOB, uzun adıyla Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesi. Nilüfer'de, konum olarak da Carrefour'un arkasında. Şimdi burası Türkiye'nin ilk bu konudaki özgün projesi. Bütün meslek odalarını, akademik meslek odalarını aynı çatı altında toplayan, hakikaten bir tam olur. Bir bilim ve demokrasi yuvası diyoruz. Müthiş bir sinerji ve güç birliği yarattı ve Türkiye'de model bir projedir. Bursa'ya kısmet olmuştur. Çok dolayısıyla tüm Türkiye'ye örnek olmuştur ve birçok şehirden hakikaten bunu modellemek isteyen çok meslek odası da var. Hani aynı yapıyı kendi şehirlerinde farklı de kurmak istiyorlar. O yüzden biz Bursa'da şanslıyız. TMOP dediğimiz hani mühendis ve mimar odalarının dışında bizim de meslek odamız burada tabii. Diğer akademik oda dediğimiz baro, tabip odası, mali müşavirler, noterler gibi. Bu tüm akademik odaları aynı çatı altında toplamış. Aslında temelleri 2003 yılında atılmış bir bina. 2012 yılında da resmi açılışı oldu. Biz burada ne yapıyoruz? Bütün meslek disiplinleri bir aradayız her şeyden önce. Ve herkes kendi disipliniyle ilgili konularda bu kent için, ülke için ne yapabilirizin derdindeyiz. Kentimizin ya da ülkemizin gündemini meşgul eden konularla ilgili de biz bir araya gelip söyleyecek sözümüz varsa bunları söylüyoruz mutlaka. Müzakereler yapılıyor, tartışmalar, kesinlikle. Eleştiriler. Kesinlikle. Çünkü şöyle düşünün, yani aynen örneğin işte DOSAP'ta bir termik santral kurulması planlanıyor. İşte bu santralle ilgili hangi meslek disiplinlerine dokunuyorsa bu disiplinler bir rapor hazırlıyor. Makinesi, elektriği, çevresi, kimyası, kimleri ilgilendiriyorsa tarımını, ziraatini, gıdasını. Dolayısıyla biz bunu ilgili yerel işte resmi kurumlarla da paylaşıyoruz. Diyoruz ki bakın bilim insanları olarak şurada akademik şurada odalar şurada olarak. Akademik odalar olarak bakın şu noktada eksik var. Bu böyle olmamalı, şöyle olmalı. Önerilerimizi veriyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Tamamen işte Bursa kenti için, ülkemiz için. Dolayısıyla iyi çevre,
hani sağlıklı kent, sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı çevre adına aslında bütün bu meslek odaları Bursa için güzel şeyler yapıyor. Güzel, dinamik olarak. Ve şunu da altını çizelim. Akademik Odalar Yerleşkesi'nde sürekli bir etkinlik vardır Erkan Bey. Çünkü yaklaşık 27 meslek disiplini var. Hepsinin bir paneli, semineri, ücretsiz işte organizasyonları vardır. Evet. Aslında burası Bursa'nın, Bursalı'nın yeri. Evet. Yani evet akademik odalar var ama lütfen buradan çağrısını da yapalım. Yani orası Bursalıların yeri. Kesinlikle. Bir demokrasi ve bilim yuvası öyle görüyoruz. Ben de sık sık kendimi orada buluyorum. Evet sizi de görüyoruz zaten. O yüzden her panel, etkinlik mutlaka katılsınlar. İlaveten konserlerimiz, işte film günlerimiz, pek çok sosyal aktivite de gerçekleştiriliyor. Bursalılar hiç çekinmeden kendi evleri gibi gelsinler. Hatta öneri getirsinler. Zaman zaman kendi alanlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunsunlar. Aynen. Tabii sizlerin yaptığı, odaların yaptığı öneriler sadece öneri niteliğinde kalıyor zaman zaman. Yani müeydesi ya da yaptırımı olmayabiliyor. Bazen zorlukta yaşanabiliyor mutlaka şu dönem ya da başka dönemlerde. Tabii, ama tabii. Biraz daha odalar belki de güçlü olsa biraz daha tabii dedik anlamında asla değil. Ülkenin yararına, Bursa'nın yararına daha iyi işleri yaptırmak adına bazen biraz daha müeydesi olacak bir şeye konuma geçmelerinde yarar var. Mesela imza yetkisi gibi. Yani odanın izni olmadan, örnek veriyorum, burada jeoloji mühendisleri odasını da ağırlayacağız. Bursa'nın farklı konularında sizler gibi bu akşam sizde gıdayı konuşuyoruz. Jeoloji mühendisleri odasıyla Bursa'nın jeolojik yapısını inceleyeceğiz. Örneğin jeoloji mühendisleri ya da mimarlar odasını ya da inşaat mühendisleri odasının onay vermediği bir proje çok böyle önemli bir şey olmadığı sürece onaylanmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Tabii bu çok zaten hani arzu ettiğimiz bir nokta. Belli meslek disiplinlerinde bunlarla ilgili alınan onaylar var. İşte proje onayları gibi. Ama ne yazık ki son torba yasadan sonra TMOB'un bu anlamdaki yetkileri işte kısmen kısıtlanmış durumda. Aslında kamuoyundaki algı şöyle bir algı oluşturuldu. TMOB, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği her şeye karşı, yapılan her şeye karşı sizin hep muhalif bir tavrınız var. Hiç mi iyi şeyler yapılmıyor, hep her şeye işte muhalifsiniz öyle de olmamalı gibi deniyor. Kesin. Ama aslında doğru bir algı değil. Şundan dolayı TMOB'un kuruluş felsefesi bu. Diyor ki zaten güzel şeyler yapılmalı. Merkezi ya da yerel yönetimler üstüne düşen görevi yapmak zorunda olduğu işleri zaten yapmalı. Yapması gerekenleri yaptığı için hani biz alkışlamak durumunda değiliz. Biz daha bilim insanları olarak yanlış yapılan her noktada varız. Nerede yanlış yapılıyorsa biz orada muhalif tavrımızı koyarız. Kesinlikle. O yüzden hani sürekli muhalif tavır sergilendiği için ama TMOB hani hep her şeye karşı değil. Yanlış yapılan ne varsa burada karşı kesinlikle duruşunu sergiliyor. Bilim adına, sağlıklı kent, sağlıklı çevre adına. Ben de aynı kendi açımdan siz tabii konuşunca aklıma bir şey geldi. Ben de örneğin akademisyen olarak hiçbir zaman hiçbir hükümetin tarafında olmadım. Olmamam da gerekiyor. Akademisyenlik zaten muhalif olmayı gerektiriyor. Ama bu muhaliflikten kasıt hükümete yönelik siyaset yapmak anlamında asla algılanmamalı. İstatistikle ilgili ben iyi bir şey yapıldığında ne olursa olsun onu söylüyorum ama olumsuz bir şey yapıldığında da onu da eleştiriyorum. Burada tabii eleştiri siyaset yapmak adına asla olmamalı. Kendi bilimimle ilgili yapılan iyi bir şey varsa da ya da bir hata varsa hatayı da söylemek, iyi olan şeyi de söylemek gibi bakmak gerekiyor. Tabii odalarda ya da TMOB'da benzer şekilde aslında tabii ki her hükümetler, önceki hükümetler de dahil güzel şeyler yapıyor. Belediyeler de güzel şeyler tabii ki yapıyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aslında biraz daha eleştiriye açık olsak, siyaset yapmadan tabii ki, Bursa adına, kalite şehri adına daha kaliteli işler yapmak adına muhalefet edilse, o muhalefet eden kişiler de konuya yalnız muhalefet etse, yani siyasi görüş anlamında asla değil, yani olaya bakılsa, gerçekten de örnek veriyorum yine Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisler Odası, Jeoloji Mühendisler Odası ya da Gıda Mühendisler Odası'nın gıda ile ilgili söylediği ya da Jeoloji Mühendisler Odası'nın Bursa'nın jeolojik yapısı ile ilgili söylediği bir şey dikkate değer olsa gerek. Yani daha iyi kaliteli işler yapılmak adına zaman zaman bu şeylere de kulak vermek gerekir diye düşünüyorum muhaliflere.
Evet, bu belki de bir devlet politikası aslında. Evet. Bilime ve Ar-Ge'ye ne kadar çok önem verirsek aslında toplum ve ülke daha da gelişecektir. Biraz bu anlamda hani vizyonu, hani devlet politikasını değiştirmek gerekir diye düşünüyorum. Eleştiri kültürü bizde sanıyorum yeterince yerleşmedi. Eleştiri, insanlara eleştiri hakkını verdiğimizde herkes örneğin sosyal medyada her önüne gelen istediğini söyleyebiliyor. O kadar da olmamalı. Yani bir dışarıdaki bir öğrenci veya öğrenci de değil olan bir kişi bir profesörün söylediğini eleştirebiliyor. Tabii sınırlar dahilindeyse o konuyla ilgili bilgisi varsa eleştirsin o işin diğer tarafı ama veya işte başbakanı ya da cumhurbaşkanı işte sosyal medyadan eleştirebiliyor o işin o şekilde de olmaması gerekiyor. Konuya eleştiri olmalı ve eleştiri kültürünü daha iyi hale getirdiğimizde insanlar görüşünü bildirmeli bir nezaket formunda. O görüşlerin çoğunluğu dikkate alınmak suretiyle o eleştiri yapılan kişiler de herhalde uygunsa vatandaş veya işte kişiler haklıdır. Bir de o açıdan bakalım diyebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet efendim tabii gıda mühendisliği konusuna devam edersek gıda mühendisliği mesleği her meslekte olduğu gibi diğer meslek gruplarıyla zaman zaman temas içinde oluyor. Ziraat mühendisleri veya diğer meslek gruplarıyla. Gıda mühendisliği mesleğinin sınırlarını çizebilir miyiz? Teknik sordum ama. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Aslında bütün meslek disiplinleri birbirine temas eden noktalarla sınırlanmış. Belli bir noktaya kadar bir disiplin ilgilenirken onun bıraktığı yerden diğer disiplin alıp devam ediyor. Gıda mühendisliği de gıda maddesinin üretiminden tüketim aşamasına yani tüketicinin sofrasına gelip tüketildiği ana kadarki geçen süreçte sanayiye girdiği kalite kontrolü, üretim prosesleri, bütün analizleri, paketlenmesi, depolanması, sevkiyatı, markete gelip rafa dizilmesi, raftaki bekleme koşulları ve işte en son tüketicinin sofrasına geliş aşamasındaki bütün süreçleri kapsayan, bunlarla ilgili çalışan, kalite kontrolünü yapan, Ar-Ge'sini yapan, üretim detaylarını bilen ve ortaya koyan kişi gıda mühendisi. Örnek verirsek, örneğin bir domates işte tarlaya tohum atılır, domates büyür, toplanır tarladan, fabrikaya gelir salça yapılmak üzere. İşte o fabrikaya geliş aşamasına kadar bu gıda mühendisinin alanı değil, ziraatçilerin alanı. Fabrikaya girdiği anda. Fabrikaya girdiği andan itibaren artık o domatesin kavanozda salça olarak çıkana kadarki bütün süreçleri gıda mühendisinin kontrolünde hatta ve denetiminde. Hatta devamında kavanoz sonrasında salça ya da işte öyle devam edecekse vatandaşın sofrasına gelene kadarki tüm süreçler, evet saklama koşulları vesaire bunların hepsi gıda mühendisliğinin meslek alanına giren unsurlar. Tabii özellikle güvenli gıda ve kaliteli gıda bu akşamki konumuz da zaten güvenli gıda. Biraz sonra o konularda da temas edeceğiz. Yani gıda mühendisliğini biz bu akşam güvenli gıda boyutuyla ki ağırlıklı olarak da Eşleştirmek çok doğru bir tabir olur. Biz meslek odası olarak da bunun altını hep çiziyoruz. Bir işletmede gıda mühendisi varsa orada üretilen gıdanın güvenliğinden söz edebilirsiniz o zaman. Evet. Yani gıda mühendisi eşittir güvenli gıda. Ne güzel. Bu çok altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir konu. Efendim yine Gıda Mühendisler Odası Bursa Şubesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Şu anda yaptığınız, geçmişte yaptığınız veya gelecekte yapmayı planladığınız faaliyetler? Dediğim gibi 2008 yılından beri şube olarak faaliyet gösteriyoruz ve aslında şube olarak amacımız ve düsturumuz şu. İçinde gıda geçen her noktada biz olmalıyız. Çünkü işin doğrusunu söyleyen insanlar bizleriz. O yüzden birkaç alanda faaliyetlerimizi aslında başlıklandırabiliriz. Bir meslektaşımıza yönelik yaptığımız faaliyetlerimiz var. Nedir bunlar? Mesleki eğitimler veriyoruz. Ücretli ya da ücretsiz eğitimler. Yine meslektaşlarımızın özlük hakları, sosyal hakları ile ilgili daha iyileştirici anlamda neler yapabiliriz? O da iyi olan ya da olmayan herkes için. Aynen öyle. Gıda mühendisleri için. Aynen öyle. Gıda politikalarının düzenlenmesinde söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Gıda kanunu çıkarken ki şu anki mevcut kanunumuzda da hakikaten çok ciddi, sıkıntılı kısımlar var.
Bunlarla ilgili söz söylüyoruz. Diyoruz ki hayır, bu kamu sağlığını şu noktada tehdit eder. Bakın burada şu eksikliği şöyle giderebiliriz gibi raporlandırıyoruz. Hani kadar kanun koyucular tarafından dikkate alınıyor, o da ayrı bir tartışma konusudur ama evet. En azından bunun için uğraşıyoruz, kamuoyu yaratıyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz, sokak eylemleri yapıyoruz. Kesinlikle. Tabii siyaset yapmadan ama olaya odaklanarak. Aynen öyle. Olması gerekiyor. Her şey çünkü evet, kamunun evet. Sağlığı için. Kesinlikle. İlaveten öğrenci üyelerimiz için yaptığımız çalışmalar var. Hı-hı. Gıda Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci arkadaşlarımız, biz aynı zamanda öğrenci üyesi sıfatıyla da üye olabiliyorlar. İzin verirseniz, Gıda Mühendisliği Odası Bursa Şubesi'nin Uludağ Üniversitesi ile ve Bursa Teknik Üniversitesi ile ilişkilerini de değerlendirelim evet. isterseniz. Evet. Tabii her iki fakültede de Gıda Mühendisliği bölümü var ve bu bölümlerle ilgili neler yapıyorsunuz deyip soruyu ona bağlayalım. Tamam. Evet, şanslıyız. Şehrimizde iki üniversitemiz var. Tabii Uludağ Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Gıda Mühendisliği bölümü de 1981 yılında Ziraat Fakültesi'nin altında kuruluyor Uludağ Üniversitesi'nde. Farklı bir isimle o zaman. Tarım Ürünleri Teknolojisi adıyla. Daha sonra 93 yılında da... Hürriyet'te, barakalarda. Aynen, o barakalarda eğitim görülmüş. 93 yılında da Gıda Mühendisliği bölümü ünvanıyla artık öğrenci yetiştirmeye başlıyor. Uludağ Üniversitesi'nde bizim gerek bölümle, bölümdeki hocalarımızla, gerekse öğrenci ayağıyla ilişkilerimiz son derece güzel. Bugüne çok kadar güzel. Da öyleydi. Şu anda da böyle. Uludağ Üniversitesi öğrenci temsilciliğimiz var. Odamıza bağlı. Ben ilişkilerinizin iyi olduğunu şöyle test ettim Lale Hanım. Birkaç gıda mühendisi öğrenciyle tanıştığımızda direkt Lale Hanım'ı tanıyor musunuz deyince, hepsi tanıyoruz deyince tamam dedim. Ne kadar güzel, güçlü. Ne kadar yani tek güzel. Tek soruda uygun nokta bir şekilde atış. Test etmiş olduk. Tamam, gayet güzel. Süper. Çünkü bu öğrenci arkadaşlarımız hani mezun olduktan sonra bizim yerlerimize gelecek. Dolayısıyla onların daha okurken sektörü tanımaları, gıda mühendisliğinin alanları ile ilgili bilgi sahibi olmaları bizim için önemli. Dolayısıyla o öğrenci temsilciliğimizle ilişkilerimiz de o anlamda çok iyi. Ne anlamda destek oluyoruz onlara? İşte staj imkanları yaratıyoruz, teknik gezi imkanı yaratıyoruz. Burada bölümümüz de tabii ki o desteği sağlıyor ama biz meslek odası olarak da bu anlamda öğrenci arkadaşlarımıza katkı sağlıyoruz. Onların dışında öğrencilerimize yönelik yaptığımız eğitimler var. Onları mesleğe ve geleceğe hazırlayan eğitimler. Beni de çağırmıştınız o eğitimlerden birine. Evet, ben de katılmıştım. Evet. Bir eğitim talebiniz daha olacak sizden. Her zaman. Konuşuruz. Her zaman. Hatta kalite birliği olarak tüm şeylerle, odalarla veya tüm kurumlara bizim yapabileceğimiz bir şey varsa biz hazırız diyoruz. Mesela yine gıda mühendisliği odasına başvuran herhangi bir gıda firması uygunsa, bir değil hatta uygunsa buradan da Kalite Şehri Bursa'ya seslenmiş olalım. Tabii siz de uygun görürseniz 8, 10, 15 tane firma, gıda firması hep birlikte kalite yönetim sistemi kurulması konusunda size başvurularsa kalite birliği ile birlikte ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulmasına da dahil çok küçük maliyetlerle o da masraf niteliğinde şeyle orada rakamda telaffuz etmeyelim ISO 9001'i ücretsiz olarak kurabiliriz. Böylece sistemin kurulması aşamasında gıda mühendisi öğrencilerini oraya staja göndermek suretiyle 10 tane firma her birine 2 veya 3'er kişi 20 veya 30 öğrenciyi oraya staja göndererek hem gıda mühendisliği içinde yer alan öğrencilerin staj imkanı olur. Hem o firmalar gıda firmaları tabii sizden talep ederlerse buradan çağrı yapmış olalım. Siz de yönetim kurulu olarak uygun görürseniz bunları daha önce konuştuğumuz için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu boyutuyla böyle bir çağrı da yapmış olalım uygun görürseniz. Evet, buradan gıda firmaları bizi izleyenler de olabilir. Evet, bunu da gerçekten projelendirebiliriz. Neden olmasın? Tabii ki. Çünkü Kalite Birliği Derneği de bu konuda hakikaten gönüllülük ilkesiyle çalışıyorsunuz. Evet. Çalışmalarınızı ben de yakından takip ediyorum. Niye olmasın? Gayet tabii de güzel olabilir. Bursa Teknik Üniversitesi ise biliyorsunuz ülkemizin 5. teknik üniversitesi. Gıda Mühendisliği bölümü de geçen sene lisans ve lisansüstü öğrencileri almaya başladı. Yeni bir üniversite bölüm arkadaşlarımız var şu an.
Orada da öğrenci temsilciliğini oluşturma faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani iki üniversitemizde de iki öğrenci temsilciliğimizle. Hocalar da destek veriyor. Öğrenciler zaten istekli. Son derece. Biz zaten öncesinde bölümlerimize gidip meslek odası nedir, birinci sınıf öğrenci arkadaşlarımıza onları anlatıyoruz zaten. Çok güzel. Dolayısıyla hocalarımızın bölümlerinin desteği tam bu konuda. Çok güzel. Çünkü farklı bir şey istemiyoruz aslında. Öğrencilerin yararına, her iki tarafında yararına, evet. Amacı aynı, yararına, ortak. Evet. Geleceğin meslektaşlarına biz de hani şimdiden nasıl destek oluruzu onun çabası içinde hareket ediyoruz. Güzel. Değerli başkanım, yine gıda konusu son derece stratejik bir konu. Bu konuda ciddi boyutta bilgi kirliliği de var. Yani siz de buna sanırım katılırsınız. Evet. Oda olarak bu gıdadaki bilgi kirliliği konusunda sizler neler yapıyorsunuz ya da bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, bu gerçekten bizim meslek odası olarak en muzdarip olduğumuz konuların başında geliyor. Çünkü şimdi beslenme temel ihtiyaç olduğu için de hem insanların hem de medyanın ilgisi gıda üzerinde çok yoğun, yüksek. Aslına bakarsanız bizler gıda sektörünün tüm paydaşları bu ilgiden çok rahatsız değiliz. Çünkü böyle bir ilginin olması sektörü daha da geliştiren, daha açık hale getiren ve geliştiren bir konu. Fakat gıda konusunda tüketiciye ulaşan bilgilerin birbiriyle çelişmesi, işte sıkıntı burada başlıyor. Evet, sıkıntı. Yani ekranlara çıkan bir uzmanın bir gıda ile ilgili bu mutlaka sofranızda olmalı derken bir başkasının çıkıp aynı gıda ile ilgili asla tüketmemelisiniz demesi tabii ciddi bir kafa karışıklığı. Özellikle Karatay Hoca tabii eleştiren de var, çok beğenen de var. Tabii ben alanım dışında. Evet, evet. Bazen ezber bozan ifadeler kullanıyor. Çoğu doğru. Belki haklıdır ama zaman zaman toplumu bilgilendiren kişilerin biraz daha böyle, yani ben Karatay Hoca için söylemiyorum, genel anlamda çok böyle titiz bir şekilde değerlendirme yapması gerekir diye düşünüyorum. Yani isim vermekte sakınca yok. Bahsettiğiniz hoca veya işte Yavuz hocalar. Dizdar Hoca. Yani bu insanlar hani tıp doktorları. Herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili çıkıp konuşmalı. Çünkü işin etiği budur. Evet, hani baktığınızda ben bir gıda mühendisi olarak çıkıp da tıpla ilgili bir konuda konuşursam işte bu etiğe de uygun değil, yanlış da bir yaklaşım. Keskin olmamak ya da konuşulabilir, sohbet edilebilir. Siz de istatistikle ilgili sohbet edersiniz, ben de gıda ile ilgili sohbet ederim. Ama bir sizin otorite olarak çıkıp da söz söylemem asla doğru olmaz istatistikle ilgili. Benim de gıda ile ilgili çıkıp sadece gıda kalitesiyle ilgili belki o da bir yere kadar bir gıda mühendisi kadar çıkıp ahkam kestiğimde o da hoş olmaz. Aynen. İşte yani hal böyle olunca işte bir gıda maddesi bu çok zararlıdır denebiliyor ama dozdan bahsedilmiyor. Çünkü zararlılığın dozajla çok ilgisi vardır. Hani bunun ilgisini bilmiyoruz. Ya da hijyen koşullarının veya gıdanın türünün detaylarını bilgi vermeden. Aynen. İşte gerçekten konuşan kişi gıda konusunda uzman, yetkin bir kişi mi bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Bütün bunlar bir araya gelince doğru yanlışla karışıyor ve kafalarımız karışıyor. Ciddi bir bilgi kirliliği ortaya aslında çıkıyor. Aslında her alanda var bu bilgi kirliliği. Her alanda ama var. Gıdada ama olunca, gıda çok stratejik bir konu ve doğrudan da insan sağlığını etkileyen bir konu olduğu için işte özellikle gıdada bu bilgi kirliliğinin olmaması gerekiyor. Bu kişilerin ekranlara, sosyal medyaya, yazılı medyaya çıkan bu kişilerin hakikaten gerçekten doğru bilgileri vermesi gerekiyor. Burada biz oda olarak gerçekten ciddi mücadele ediyoruz bu konuda. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir tanımlama var. Doğru bilgi bir kaplumbağa hızıyla yayılır ama yanlış bilgi jet hızıyla yayılır. Kesinlikle. Buradan hareket edersek de mücadele edeceğimiz alan kişi çok fazla. Biz şunu söylüyoruz, tüketicilerimize her platformda bunu söylüyoruz. Lütfen gıda konusunda duyduğunuz her şeye inanmayın. Peki vatandaşlar zaman zaman odayı arıyorlar mı bu konuda bilgi isteme yönüyle veya? Şöyle hani nadiren de olsa bize dönüşler olmuyor değil, oluyor evet. Biz ilaveten şunu yapıyoruz aslında. Çünkü din ile ilgili konuda sürekli müftülüğü arayanlar gıda ile ilgili konuda da sizi aramaları gerekir. Buradan o çağrıyı yapalım. Gıda Mühendisleri Odası'nın web sayfası, internette bütün iletişim bilgileri her şey mevcut. Ve lütfen bize ulaşsınlar. Evet, çünkü o çağrıyı da yapmış olalım. O çağrıyı yapalım. Gıda konusunda biz hep altını çiziyoruz. Gerçekten gıda hani algıyla yönetilecek bir konu değil. Evet, bilimle evet. yönetilecek bir konu. Bilim nerede? Üniversitelerde.
gıda mühendislerinde, gıda mühendisleri odasında, kesinlikle, gıdanın uzmanı olan kimlerse bu kişilerin ağzından duyulan cümlelere itibar etsinler. Biz kamuoyuna yönelik aslında şöyle bir çalışma da yapıyoruz. Hani kamuoyunu doğru bilgilendirme adına. Buradan yine çağrısını yapalım bütün Bursa'ya. Biz meslek odası olarak BAOB yerleşkesinde, bu az önce bahsettiğimiz yerleşkede her ayın ikinci salı akşamı saat 19'da sektörel söyleşiler adı altında bir ücretsiz seminerimiz var. Çok güzel. Oraya da her ayın ikinci salı akşamı. Buraya bütün Bursa'ya kamuoyuna açık. Çok güzel. Her ay farklı bir konuyu ele alıyoruz. Aralık ayı konumuz meyve suyu. 13 Aralık. Meyve suyunu eline boyuna işleyeceğiz. Konunun çok uzmanı kişiler geliyor. Tüketici olarak da biz oradayız. Meslektaşlar oradayız. Soru cevap şeklinde kafamıza takılan her şeyi doğru bilgi kaynağından çok öğrenmiş güzel oluyoruz. O yüzden biz kamuoyunu bu anlamda doğru bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Efendim yine kalite birliği olarak Bursa'da faaliyet gösteren ve TMOP Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin de içinde olduğu 43 paydaş ile birlikte 2016 yılını kalite yılı ilan etmiş bulunuyoruz. Paydaşlarımızın kalite ile ilgili tanımları var ve biz her hafta bu tanımları ekranda yayınlıyoruz. Şimdi dilerseniz paydaşlarımızın, ki sizin de tanımınız var, bu tanımlarına ilişkin VTR'yi izleyelim, arkadaşlarımıza da söyleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Buyurun efendim. Kalite, müşteri isteklerinin ilk defasında, her defasında, zamanında, ekonomik olarak karşılayabilme kabiliyetidir. Kalite, beyin, kalp ve bilek gücünün mükemmel bir ürünüdür. Kalite, geleceğe yolculuktur. Kalite, markalaşmaya giden yoldur, kurumun vizyonuyla oluşur. Kalite, sevgi, saygı, hoşgörüdür. Kalite, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanma seviyesidir. Kalite, sonu olmayan bir yolculuktur. Kalite, başarıya giden yoldur. Kalite, verimliliktir. Kalite, geleceğe yatırımdır. Kalite, sağlık ve güvendir. Kalite süreçtir. Kalite inovasyondur. Kalite sağlıklı nesillerdir. Kalite insanın kendisine olan saygısıyla başlar. Kalite rekabettir. Kalite ülkeye sahip çıkmak, ülkeyi çok sevmek ve gerektiğinde uğrunda ölebilmektir. Kalite etkili olmaktır. İşleri doğru ve zamanında yapmaktır. Kaliteli bir toplum için bağımlılıklara hayır. Kalite güvenilir, helal bir hayat, helal bir dünyadır. Kalite kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite bir tercihtir. Kaliteli hayat için enerji verimliliği, kaliteli yaşam için enerji verimliliği. Kalite doğru haberciliktir. Kalite ilkeli olmaktır. Kalite her zaman daha iyiye ulaşabilmek için kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite markalaşmaya giden yoldur. Kalite Türk Standartları Enstitüsü'dür. Kalite doğaya ve çevreye sahip çıkmaktır. Kalite bilinçli tüketicinin ilk tercihidir. Kalite israfın önlenmesidir. Bilinçli tüketici olma yolunda ilk adımdır. Kalite bir yaşam tarzıdır. Bilinçli tüketici kaliteli olmalıdır. TS belgeli ürün kullanmalıdır. Kalite, tüm canlıların haklarına saygılı olmaktır. Kalite yaşamdır. Kalite, güçlü olmanın göstergesidir. Kalite özgüvendir. Kalite kadına saygıdır. Kalite, kalite birliğidir. Teşekkürler kalite birliği. Son söz, kalite şehri Bursa. Sayın Başkanımız, dediğimiz VTR'ye dayanarak size tekrar bir soru soralım. Gerçi ben not aldım biraz önce, sizin tanımınız da vardı. Kalite süreçtir, inovasyondur ve sağlıklı nesillerdir diyorsunuz. Tekrar sizden tabii aynı tanıma ek olarak bir tanım alalım ve gıda mühendisliği açısından kalite nedir diye tanımı birleştirelim. Buyurun efendim.
Aslında tüm paydaşların söylediği kalite tanımı gerçekten hepsi müthiş ve kalite bir yolculuk, bir serüven ve hepsini içinde barındırıyor. Bitmeyen bir yolculuk. Evet ve genel anlamıyla da kalite kavramı aslında insanların ve sistemlerin hata yapması ve mükemmele ulaşma isteğinden hareketle yola çıkmış. Ve bugün modern dünyanın konuştuğu konularında en başında yer alıyor aslında bu kalite. Ve şunu da net olarak söylemekte fayda var tabii ki. Kalite insan odaklı bir kavram. Evet. Şimdi biz hatta sizin programınızın adı da güzel, kalite yolculuğu. Çünkü gerçekten bu bir yolculuk. Bitmeyen, sonu olmayan bir yolculuk. Bu yolculukta ne yapıyoruz? Biz sürekli daha iyi aramak, bugün ürettiğimizi yarın tekrar sorgulamak, iyileştirmek, değiştirmek adına daha çalışmalar yapıyoruz sürekli. O yüzden hakikaten bitmeyen bir yaklaşım. Biz evet gıdada kalite deyince de burada şuna dikkat ediyoruz. Şimdi bir kere sağlıklı olmak. Bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkı. Gıda ürünleri de sağlığımızı etkileyen en önemli etmenlerin başında geliyor. Dolayısıyla biz bu gıda ürününün güvenliğinden sorumluyuz. Güvenli üretiminden sorumluyuz. Hal böyle olunca da bunu üreten firmanın o sorumluluğunu bertaraf edecek işte kalite yönetim sistemini ve güvenli gıda yönetim sistemini orada kurması gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz ve bunu firmalarımız da yapıyor zaten. Dolayısıyla biz gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözüyle bakıyoruz. O yüzden de diyoruz ki kalite süreci işte güvenli gıdanın sağlanmasında önemli bir adım. Kaliteli üretim yapmak için harcadığınız bu tüm zaman, emek, enerji işte o süreci tanımlıyor. Bu süreç içinde inovatif yaklaşım sergilemek zorundasınız. Artık değişen dünya bunu istiyor. Ve bütün bunların sonucunda da kaliteli ürettiğiniz her ürün sağlıklı nesillere giden yolu bize açıyor. Tanımınızı da açmış oldunuz böylece. Efendim biraz önce kaliteli gıda ile ilgili bilgi kirliliğinden bahsettik ama onu biraz daha açarsak gıda alanı içinde yer alan örneğin ekmek, süt ve özellikle beyaz et gibi konularda yazılı ve görsel basında çok sık biçimde tüketicilerin kafasını karıştıran yayınlar ile karşılaşılıyor. Bu da bir anlamda bilgi kirliliği ama özellikle ekmek, süt ve beyaz et için Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı olarak ya da oda yönetimi olarak gıda güvenli gıda konularında tüketicilere neler söylemek istersiniz bu üç başlık altında? Güvenli gıda tanımını açmakta fayda var. Güvenli gıda şu demek, hiçbir sağlık riski taşımayan gıda. Yani tüketiciye ulaştığında, tüketici bunu tükettiğinde hiçbir sağlık riskiyle karşılaşmayacak. İşte bütün bu süreçlere de güvenli gıda yolculuğu içinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Fakat altını çizdiğiniz az önceki özellikle verdiğiniz birkaç başlık gerçekten belki de o sektörleri bitirme noktasına getirecek düzeyde yapılan bilinçsizce yanlış açıklamalar ve bu bilgi kirliliği bizi de meslektaşları, meslek odamızı ve sektörü yaralayan ve rahatsız eden durumlar. İşte ekmek dedik, süt dedik, beyaz et dedik, işte zeytinyağı dedik. Birçok konuyu bunu çeşitlendirebiliriz. Her biriyle ilgili ayrı bir program konusu yapabiliriz. Evet, hani işin boyutu gerçekten çok ciddi seviyede. Verdiğiniz başlıklarla ilgili aslında belki de hani kısa kısa tüketicimizi de bilinçlendirmek adına birkaç bir şey söylemekte fayda var. Ekmek tabii Türk halkının ciddi şekilde tükettiği bir ürün. Ve içinde B12'den tutun vitamin ve mineral katkısı olan özellikle tahıllı ekmeklerde de pek çok hani o doyurucu besin değeri yüksek özelliği de bir arada barındıran ürünler. Türk halkı özellikle beyaz ekmek tüketimi çok fazla %56'lar oranında. Şimdi hal böyle olunca işte ekmek şişmanlatır ya da beyaz ekmek içinde beyazlatıcı katkı maddesi vardır gibi tabirler, cümleler duyuyoruz. Aslında kentimizin de çok büyük ekmek üreticilerinden de biz hani seminerler alıyoruz. Söyledikleri çok net bir şey var.
tüketicilerimize de söylemiş olalım. Ekmekte beyazlatma anlamında bir katkı maddesi yok. Bu tamamen orada yapılan prosesten kaynaklı, uzun süren prosesten kaynaklı ekmeğin evde yapılana göre daha beyaz olarak çıkmasından. Prosesin karıştırma özellikle. Karıştırma faaliyetinin uzunluğundan kaynaklı bir işlem olduğu söylendi. Çünkü sanayide o yüksek teknolojiyle yapılan, büyük montanda yapılan işlerin evde yapılan ölçekle kıyaslanması aslında doğru değil. O yüzden farklılıklar olabiliyor. Tabii biz verdiğimiz tüm bu örnekleri gerçekten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onaylı ya da kayıtlı işletmelerinde yüksek teknolojiyle çalışan, mühendisine çalıştıran, güvenli gıda üreten işletmeleri örnekleyerek söylüyoruz. Evet, çünkü yanlış, hatalı, kötü üretim yapan yerler yok mu? Elbette var. Ama kötüyü emsal tutmamız doğru değil. Biz iyi örneklilerin emsalini burada vermeliyiz. Süt konusu bambaşka başlı başına bir konu. Hı-hı. Sütteki bilgi kirliliği inanılmaz. İşte yine o tıp hekimi uzmanlar çıkıp diyebiliyor ki sokak sütü dünyanın en güvenli sütüdür. Kutu süt, pastörize süt, UHT süt sakın tüketmeyin, kanser yapıcı maddeler vardır gibi böyle şuursuzca açıklamalar. Evet. Burada şunların altını çizelim. Birincisi pastörize süt veya UHT süt, uzun ömürlü sütler asla kanserojen özellikli sütler değildir. Hijyen koşullarda üretilen. Tabii. Şimdi sokak sütünden başlayalım aslında. Biz meslek odası olarak sokak sütünün tüketilmesini önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Tüketicilerimiz de lütfen bunun altını çizsinler, not alsınlar. Şimdi sokak sütünde izlenebilirlik süreci yok. Şöyle ki, o sütün elde edildiği hayvanın, ineğin nasıl bir yemle beslendiğini bilmiyorsunuz. Toksik özellikteki bir yemle beslenmiş olabilir. Yemin o özelliği süte geçer. İki, bu hayvan hastalandığında ne kadar antibiyotik verildiğini bilmiyorsunuz. O antibiyotik süte aynen geçer. Evet. Tüketici olarak bunu aldığınızda, o sokak sütçüsünden aldığınızda bunu sizin gözle görüp anlama şansınız yok. Test edemiyorsunuz. Mümkün değil. Üç, sağım koşullarını bilmiyorsunuz. Sağan kişinin el hijyeni veya sağma makinesinin dezenfeksiyonundan bir habersiniz. Sağlan kovanın temizliğinden habersizsiniz. Şimdi süt insanlar için çok önemli bir protein kaynağı. Aynı şekilde mikroorganizmalar için de muazzam bir besiyer. Yani onların da çok sevdiği bir ortam. Ve sağdığınız koşullarda havadan, sizin nefesinizden, insandan her yerden o mikroorganizma bulaşısına açık bir halde. O yüzden bu koşulları bilmiyorsunuz ve size gelene kadarki süreçte bu mikrobiyal büyümeyi önlemek için sütü artı 4 dereceye soğutmanız gerekir. İşte bunun yapıldığından emin değilsiniz ve böyle bir sütü alıp tüketiyorsunuz. Evet. Güvenli olmadığını ısrarla söyleyelim. Bir de pastörize ve aslında kutu süte de hemen bir kısa bir şey ekleyeyim. Zamanımız azaldı, arkadaşlarımız uyarıyor o yüzden. Kutu sütlerdeki durum şudur. Asla katkı maddesi yoktur. Burada yüksek ısıl işlem uygulanır. Bu ısıl işlem bütün mikroorganizmaları sütten uzaklaştırır. Sütü bozan her türlü organizmayı uzaklaştırırsınız. O yüzden ve hava almayacak şekilde ambalajladığınızda da hiçbir üzerine 2 aydan 4 aya 6 aya kadar saklama süresi verebilirsiniz. O yüzden net, sağlıklı ve söylendiği gibi kanser yapıcı hiçbir katkı maddesi de yoktur kutu sütte. Beyaz eti de atlamayalım. Kısaca beyaz eti, bir cümleyle, iki cümleyle. Ülkemizin aslında en önemli hayvansal protein kaynaklarından biri. Ve şundan çok emin olun, Türkiye'deki tavukçuluk sektörü dünyanın çok ilerisinde. Bizi model alıyorlar. Ve bu sektöre sekte vuran açıklamalar yapılıyor. Hayır, söylendiği gibi ülkemizde tavuklara hormon verilmektedir, büyütülmektedir gibi ifadeler var. Çok net altını çizelim. Tarım Bakanlığımızın da bu konuda net tavrı kanunlarla engellenmiştir. Hormon kullanımı diye bir şey yoktur. Hepsi doğal süreç içinde büyüyen ve etlik piliç halinde kesilen beyaz ettir. Vatandaşın bu ucuz protein kaynağını engellemek adına yapılan bu açıklamalara lütfen itibar etmesinler diyoruz. Evet. Tabii beyaz et dedik, tavuk dışında belki aynı şey balık için de
geçerli. O da aynı kategoriye giriyorsa balık da... tüketimi tabii hani tavuk tüketimiyle kıyasladığınızda biraz daha düşük seviyede. Hani ambalajlı anlamda ambalajlı, diyelim. Evet. Tabii biz hep ambalajlı tabii. ürünlerden bahsediyoruz. Efendim yine gıdanın, güvenli gıdanın aksine gıdalarda çok fazla taklit veya hile yapıldığına tanık olmaktayız. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, taklit ve hile yani taşiş diyoruz biz taşiş, buna. Evet. İkisi de gıda sektörünün ne yazık ki kötü taraflarından bu. Taklit şu demek aslında, hani basitçe başka bir ürünün aynısıymış gibi bir ürünü sunmak. Siz bir meyve şurubunu üzüm pekmezi olarak piyasaya sunabilirsiniz. Kimyasal i̇şte, maddeler karıştırarak daha ucuza mal ederek. Evet. Veya bir bitkisel tereyağına bitkisel yağ karıştırıp onu yine tereyağı formunda tamamen tereyağmış gibi piyasaya sunabilirsiniz. Kazanç isteğiyle. Tabii. Evet. Taşiş ise hileli karışım demek. Buradaki durum biraz daha farklı. Burada şu var. Ekonomik değeri yüksek bir ürünle daha az değerli bir ürünü karıştırıyorsunuz. Evet. Yeni özellikle çıkan ürünle... Etiket bilgisi olarak o değerli ürünün adını yazıyorsunuz %100. Diye. Örnekleyerek gidelim. Ayçiçek yağıyla daha ucuz diyelim ki soya yağını karıştırıyorsunuz. Etiketine %100 ayçiçek yağı diye. %100 diyorsunuz. Evet, evet. Koyuyorsunuz. İşte bu taşiş. Evet. Taşişin şöyle zararı var. Bir, müşterinin cebinden haksız kazanç elde ediyorsunuz. Evet. Çünkü ucuza elde edilen bir ürünü pahalıya satıyorsunuz. İki, sağlık riski var. Bu kişi sizin etiket bilginize güvenerek %100 ayçiçek yağı diye satın alıyor. Eğer bu kişinin soyaya alerjisi varsa bunu bilmeden tükettiği için işte o zaman alerjik reaksiyonlar çıkıp sağlık riski ortaya çıkabilir. Bu da işin hakikaten daha tehlikeli boyutu. Efendim yine firmalarda gıdaların güvenli üretildiğinden nasıl emin olabiliriz? O da olarak bu konuda... Firmaları denetleme yetkiniz var mı veya bu konuda neler yapıyorsunuz diye. Tabii bu arada yine aslında gıda güvenliği, gıdada güvenlik konusunu ISO 22000 gıda güvenliği sistemi konusunda odanızdan bir uzmanı da burada konuk etmek isteriz. Uygun görürseniz evet. onu daha sonra değerlendirelim. Hı hı. Uygun görürseniz ben sorumu bir daha tekrarlayayım. Firmalarda gıdaların güvenli üretildiğinden nasıl emin olabiliriz? Oda olarak bu konuda firmaları denetleme yetkiniz var mı veya bu konuda neler yapıyorsunuz diye. Buyurun efendim. Şöyle, Türkiye'de gıda işletmelerini denetleme yetkisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda. Bizim meslek odası olarak resmi bir denetleme hakkımız yok. Ama nasıl, hani işin bize uzanan ya da değen tarafı şu, gıda işletmelerinde 30 beygir gücü kapasitenin üstündeki işletmeler, sorumlu yönetici sıfatıyla gıda mühendisi çalıştırmak zorunda kanunen. Dolayısıyla bir gıda işletmesinde gıda mühendisi çalışıyorsa gerçekten orada güvenli bir üretimin yapıldığından emin oluyoruz. Evet. Ama ne yazık ki işte kanunun başta bahsettiğim boşluğu burada. 30 beygir gücün altındaki işletmelerde bu zorunluluk yok. Evet. Ve Türkiye'deki işletmelerin ne yazık ki %80'i de bu kapasitenin altındaki işletmeler. O yüzden şu var, bakanlık çok özveriyle gerçekten gıda işletmelerini denetliyor. Fakat bununla yetinmeyip tüketici olarak her birimizin aynı zamanda bir denetçi gibi davranması lazım. Buradan bu duyuruyu yapalım. Gördüğümüz her türlü uygunsuzluğu bakanlığımızın Alo 174 gıda hattı var. Buraya rahatlıkla bildirebilirler. Bir restoran, kasap, marketten aldığınız kapalı, ambalajlı bir ürün her uygunsuzluğu lütfen gördükleri her uygunsuzluğu Alo 174'e bildirsinler. Yine son olarak gıda mühendisliği mezunlarına veya gıda firmalarına tavsiyeleriniz nelerdir diyelim. Kısaca. Tabii yeni mezun olacak arkadaşlarımıza en önemli tavsiyemiz meslek odalarına üye olmaları. Aslında siz okurken kendini evet donanımlı hale getirmeleri ve girdikleri işletmede gıda hijyeni ve güvenliği anlamında oraya katkı koyabilecek faydayı göstermeleri. Değerli başkanım, kalite yolculuğumuz sona erdi. Programımıza renk kattınız. Efendim yıldızınız, soyadınız gibi parlasın diyelim. Son olarak ne söylemek istersiniz efendim? Siz çok güzel bağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı. Gerçekten nasıl geçti fark etmedik. Yine o zaman şunun altını çizmekte fayda var. Biz tüketicilerimize diyoruz ki gıda konusunda lütfen sorumlu birer tüketici olun. Araştırın, inceleyin, okuyun.
ve bilgiye doğru kaynaktan ulaşın. Sorun, sorgulayın. Biz Gıda Mühendisler Odası olarak bunu her zaman açığız. Hadi. Lütfen bize ulaşsınlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, değerli Bursa TV izleyicileri, bu haftaki kalite yolculuk programımızda TMOP Gıda Mühendisler Odası Bursa Şubesi Başkanı Sayın Lale Yıldız ile güvenli gıda konusunda yolculuk yaptık ve gıda konusunu masaya yatırdık. Bir başka programımızda ISO 22000 gıda güvenliği, önümüzdeki hafta olmaz da bir sonraki hafta, iki hafta üst üste gıda işlemeyelim. ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi konusunda bir başka uzman konuğumuzla yolculuğumuza devam edeceğimizi söyleyelim. Efendim, güvenli gıdalar tüketmeniz temennisiyle kalite ışığınız çok olsun. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.